Element 3D eklentisi ile 3 boyutlu yazı ve animasyon. Element 3D plugin'i After Effects programı içerisinde 3 boyutlu olarak müthiş derecede çalışmalar çıkarmamıza yaramaktadır. Ve After Effects içerisinde bu eklenti büyük yeri vardır. Şimdi bu eklenti Video Copilot firmasına aittir. Tabii ki bu plugin ile birlikte Cinema 4D, işte 3D Studio Max, Blender gibi 3 boyutlu tasarım programlarında hazırlamış olduğumuz bir modeli, bir çalışmayı veya bir tasarımı bu eklentiyle After Effects içerisine alabiliyoruz. Şimdi burada biz 3 boyutlu yazı işlemi yapacağız. Hemen başlayalım. İlk olarak yeni bir kompozisyon oluşturuyoruz. Kompozisyonumuzun ismini de tabii hemen belirtelim. Şeklinde. Ardından burada süre kısmında ayarlama yapabiliriz. Hemen OK deyip kompozisyonumuzu oluşturuyoruz. Hemen bir yazı katmanı oluşturalım. Bunun ismini CodeLab olarak belirledim. Ardından buradan font seçimi yapabiliriz. Hemen şu şekilde bir font seçtim. Ardından biraz boyutunu büyütecek olursak şekilde bir fontumuz bulunmakta. Burada renk seçmemize gerek yok çünkü eklentiyle ayarlamaları yapacağız. Hemen yeni bir solid layer oluşturalım. Bunun ismini element olarak belirleyelim. Hemen OK deyip buradan çıkalım. Hemen Effect Video Copilot element yolunu izleyerek efektimizi uyguluyoruz. Şekilde uygulanmasını bekleyelim. Şimdi biz burada yazıyı extrude yöntemiyle 3 boyutlu bir hale getireceğiz. Ve bunu burada maske olarak, yani maske gibi göstereceğiz. Hemen burada element katmanı seçici durumdayken burada custom layers, custom text and masks, buradan CodeLab seçelim. Ve bu katmanın görünürlüğünü buradaki video hues kısmından kapatalım. Ardından Scene Setup butonuna basarak ayarlamalarımıza geçelim. Şimdi bu şekilde bir arayüze sahip bu eklenti. Hemen burada Extrude butonu ile şu şekilde yazımızı extrude edelim. Gördüğünüz gibi buradan mouse tekeriyle yaklaşabiliyoruz ve bu şekilde önünde ve arkasını görebiliyoruz. Hemen burada işlemlerimize başlayalım. İlk olarak burada ne yapabiliriz? İşte yazı verebiliriz. Yazı stili verebiliriz, renkler verebiliriz. Burada oynamalar yapabiliriz. Element 3D eklentisi birçok burada yazı veya nesneler için materyalleri ve stillere sahiptir. Buna Material and Bevel Browser kısmından buna ulaşabiliriz. Bevels kısmından buradan yazı için stillere ulaşabiliriz. Ve Materials kısmından ProShaders altında bulunan buradaki sekmelerden nesnemize uygun renk seçimini yapabiliriz. Hemen biz Bevels kısmına girelim. Buradan yazı için çeşitli stiller uygulayabiliriz. Buradan mesela şu şekilde sürükleyip yazının üzerine bırakarak yani stilimizi buradan belirleyebiliriz. Tabii bunu bu şekilde mesela buradaki renkleri değiştirmek mi istiyorsun, yani bu stilde olan? Bunun için Edit menüsünü kullanacağız. Fakat burada renk, yani şurada aşağı scroll aşağı indiğimizde burada bu renk görmüyoruz. Bunu nasıl yaparız? Materyalin üzerine tıklayıp buradan renkler kısmına bunu ayarlayabiliriz. Şimdi burada dilediğiniz, yani şöyle bakacak olursak birçok işte stil bulunmaktadır. Bunları çalışmalarımıza bu şekilde uygulayabiliriz. Gerçekten güzel materyaller bulunmakta ve kaliteli, şu şekilde yaklaşıp incelediğimizde kaliteli olduğunu göreceğiz. Fakat bunun yani bilgisayarınızda çalıştırmak için güçlü bir ekran kartını ve OpenGL ayarlarımızın yani ekran kartında yüklü olması ve ayarlı olması gerekmektedir. Aksi takdirde burada sıkıntı çıkarabilir. Hemen biz buradan şunu uygulayalım. Mesela ben CodeLab logosuna uygun bir şey seçmek istiyorum. Yani kırmızı ve siyah ağırlıklı. Hemen buradan Environment ekleyerek arka plan oluşturmasını sağlayabiliriz.
Fakat arka planın değişmesini istiyorum. Farklı bir arka plan kullanacağım. Bunun için üstte bulunan Environment butonuna basarak buradan arka planları seçebiliyorum. Burada dilediğiniz gibi kendiniz belgelerim içinde bulunan video copilot materyalleri kısmında burada resim ekleyerek bunun arka planı olmasını sağlayabilirsiniz. Buradan mesela bir stüdyo seçtiğimizde gördüğünüz gibi buranın yansımasını da alabilir. Şu şekilde gezdirecek olursanız şu şekilde buna ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde burada bulunan lights kısmından ışıkları da uygulayabilirsiniz. Mesela 360 ışığını seçtiğimde gördüğünüz gibi gerçekten muazzam bir görüntü alıyor. Bunu yine aynı şekilde örnek verecek olursak buna OK ile çıkıp render settings, lighting kısmından da yine buradan aynı ışık ayarlamalarını yapabiliriz. Burada şimdi devam edecek olursak tabi buradan arka planını da değiştirebiliriz. Tamamen bize kalmış. Burada environment kısmındaki tiki kaldırdığımızda arka plan aktif olmayacaktır. Bu şekilde de bunu ayarlayabiliriz. Tabi arka planın çalışmada da gözükmesi için ayarlamalardan bunu seçebiliriz. Bu şekilde yazımızı oluşturduk. Buradan ayarlamaları yapabiliyoruz. Yine bunları da gösterecek olursak mesela Extrude kısmından şu giriş çıkışı ayarlayabiliriz. Kırmızı kısmı. Bu şekilde gösterecek olursak gördüğünüz gibi bu şekilde oluşmasını sağlayabiliriz. Bu varsayıdan olarak 62 belirleyelim. Yine burada Expand Edges kısmından buradaki kenarları ayarlayabiliriz. Burada tabi az da olsa İngilizce kelime havuzlarınız varsa bunları kolaylıkla zorluk çekmeden yapabilirsiniz. Videonun ikinci kısmından animasyon işlemiyle devam edelim.